Hiç resimli mi çizimden peki? Fena değil ama mutlaka detay çalışmamız lazım. Gümüş, otoparkta bu taraftan kısa bir yol var. Engin! Hadi gel. Engin! Engin! Niye sana sesleniyorlar? Öyle mi? Ha? Aa, dalmışım hiç duymadım. Aa, Asuman, dayımın kızı. Çağıralım, merhaba diyelim o zaman. Yok yok, ben ilgilenirim onunla. Sen yalnız gidebilir misin? Kızı uzun zamandır görmüyorum da. Hı? İlgilenmem lazım bunu. Tabii canım, hı? Giderim. Hadi hadi. Taksi! Gel bakalım. Geçildi. Ne işin var burada? Yine kiminle oynuyorsun? Kapacak hadi be, yürü! İstediğin dosyaları getirdim Onur. Ha. Tamam, sağ ol. Bana nasıl haber vermezsin Gülsün? Durup dururken mi kırıldı bu kızın ayağı? Bak biriniz bana olanları açıklasın. Hani her şey yolundaydı Gülsün? Bu ne hal? Gülsün, kızıma ne oldu? Lütfen anlatır mısın? Çok haklısın Levent. İlk seni aramalıydım. Ama bunları ikimiz konuşsak. Nedenmiş o? Çünkü beni düşünüyor. Bütün suç bende olmasına rağmen seninle aramızın bozulmasını istemiyor. Gülsün'e kızma baba. Onun tek suçu bana yakınlık göstermesi. Güvenmesi. Senden çok özür dilerim Gülsün. Arkadaşlığını hak etmiyorum ben. Tamam hayatım, tamam, konuştuk bunları. Üzme artık kendini, tamam. Nasıl olsa öğreneceksin. Bari benden duy baba. Ben dün gece evden kaçtım. Ne? Yarış yaparken bir arkadaşım Timuçin öldü. Buyurun. Gelebilir miyim? Ah, Gümüş. Benim de şimdi aklımdan sana gelmek geçiyordu. İyi ki geldin. Mehmet. Benim seninle konuşmam gereken bir şey var. Babanı da anla. Seni böyle görünce çok korktu, çok üzüldü. Biliyorum. Gülsün. Beni Timuçin'in mezarına götürür müsün? Lütfen. Cenaze bugün kalktı zaten. Biz de gidip son görevimizi yapalım. Tabii ki. Teşekkür ederim. Ah, içecek bir şeyler getireyim sana. Gülsün. Efendim Özgeciğim. Beni affedebilecek misin? Ah, büyürken hepimiz hatalar yapıyoruz. Senin yaşlarındayken ben de çok yanlışlar yaptım. Ama zaman geçtikçe sen de hatalarından kendine pay çıkarmayı öğreneceksin bebeğim. Şu anda üzüntülerin en büyüğünü yaşıyorsun zaten. Affedilecek ya da kızılacak bir şey yok ki. Sen hepsini kendinle hallediyorsun bebeğim. Büyüyorsun bebeğim. Bu adam kendini ne zannediyor? Seni nasıl tehdit eder ya? Sen de o şirketin ortağısın. Bir işe ister girersin ister girmezsin. Mehmet aslında iş disiplini açısından Engin haklı. Ona söz verdim. Canım, o zamanın koşullarıyla şimdiki koşullar aynı mı? Mehmet, 2 gün sonra onunla Paris'e gitmem lazım. Ama zaten 1-2 gün kalacağız. Gümüş. Gitme. İstifa et. O şirketteki bütün haklarından vazgeç. Bizim şirket zor durumda. Sana ihtiyacımız var.
yeniden ailemiz için çalış. Lütfen. Yani Şahdolu Tekstil için tabii ki elimden geleni yaparım. Ama kendi işime çok emek verdim. Yani onu yoktan var etmek için gece gündüz çalıştım. Mehmet, ben işimi falan bırakamam. Anla ne olur beni. Tamam. Şöyle yapalım. Engin'le ortaklığı bitir. Biz yeniden gümüş markasını alalım. Ortağın biz olalım. Mehmet, senin derdin Engin mi yoksa benim işlerimin çıkmaza girmiş olması mı? Tamam. Çizgiyi açtım. Biliyorum. Engin bizim için hayatını tehlikeye attı ama o adamdan hiç hoşlanmıyorum. O davranışını bile samimi bulmuyorum. Sen kabul et, beni kıskanıyorsun. Hiç inkar etmedim ki. Ben seni herkesten kıskanıyorum. Hello Engin. Bazen sana benden bile yakın görünüyor ya. Bana senden daha yakın kimse olamaz ki. Sen benim diğer yanımsın. Canımdan bir parçasın. Ha? Beni kıskanman çok hoşuma gitti. Ama o kadar gereksiz ki. Çünkü benim hayatımda ya sen olursun ya da yalnız ölürüm. Yemekten sonra Mehmetcan'ı biraz gezmeye götürelim mi? Ha? Gümüş. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Ondan eminim zaten. Yol boyu tek kelime etmedin. Evet. Seni ve ilişkimizi düşündüm. Bu zamana kadar büyük bencillikler etmiş olabilirim. Artık böyle yapmak istemiyorum. Sana destek olmak istiyorum. Sen mutlu olunca zaten ben de mutlu oluyorum. Yani? Paris'e gitmelisin. Ciddi misin sen? Gümüş, bu çok büyük bir fırsat. Kaçırmanızı istemem. Orada yaşaman tabii ki mümkün değil. Ama Engin orada kalır, sen de buradaki işleri koordine edersin. Biz de birlikte senede bir ay gideriz. Ben gezerken sen çalışırsın. Ne dersin? Bunu gerçekten benim için yapar mısın? Senin için her şeyi yaparım. Canım benim. Bu saatte evimde ne işiniz var? Delirdiniz mi siz? Durun hanımefendi. Beni Mehmet Bey çağırdı. Öyle mi? Pardon. Benim haberim yoktu. Hoş geldiniz Cihan Bey. Hoş bulduk. Buyurun biraz konuşalım. Ama sen hep mızıkçılık yapıyorsun ha? Hayır, asıl sen yapıyorsun. Mehmetcan'a soralım. Bakalım o kimden yana. Siz ikiniz de erkeksiniz. Hep birbirinizi tutuyorsunuz ama. Fıstık. Bak Mehmetcan tam yerine takmış, gördün mü? Aa Gümüş, hadi sen de gel Lego yapalım ha. Size iyi eğlenceler. Alalım şöyle, tak bakayım tak bakayım. Ne? Buraya takacaksın, bak buraya buraya. Tak bakayım. Cihan Bey, yalnız rica ederim bu konuştuklarımız aramızda kalsın. Tabii, hiç kuşkunuz olmasın. Mehmet Bey, anneniz benden bir şey istemişti. Cihan Bey, annem odasındadır, kusura bakmayın, oğlumu alıyor da. Ben yabancı değil, lütfen. Teşekkürler, görüşmek üzere. Baban gelecek şimdi. Tamam canım. Tamam canım, tamam. Mehmet susmuyor bir türlü ya. Oğlum, anneye gideceğiz, gel bakalım anneye. Anneye gidiyoruz. Hadi, anneye gidelim, tamam? Ağlamak yok. Hadi bakalım, gel, gel. Gel, anneye gidiyoruz, hadi bakalım. Thank you.
ben de sizi arıyordum. Buyurun Cihan Bey, bir kahve içelim isterseniz. Aslında acelem var, sağ olun. Bu size. Gördüğüm an zarafeti bana sizi hatırlattı. O yüzden almak istedim. Size layık değil ama... Ne gerek vardı Cihan Bey? Çok şaşırdım.